haber muhabiri Ahmet Yamaç'ın yanında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı var. Ahmet, sanıyorum Bağcılar'da bir iftar heyecanı var. Sözü sana bırakalım ve konuğunla bize neler aktaracaksınız merakla bekliyoruz. Bağcılar'dan hayırlı iftarlar. Ramazan'ın bugün 8. hatta 9. gününe geldik ve iftarlar devam ediyor. Biz de bu akşam Bağcılar'da izledik. Hülyet Mahallesi'nde mahalle iftarları var ve ev sahibinin yanındayız. Lokman Çağrıcı Beyefendi, Sayın Başkan, efendim nasıl geçiyor iftarlar direkt? Direkt konuya gireyim. Elhamdülillah Ramazan güzel başladı. Bizim için güzel gidiyor. İnşallah mağfiretiyle birlikte tüm İslam alemi için, tüm insanlık için de huzura ve refaha Rabbim vesile kılsın diye de dua ediyoruz. Bağcılar'da her akşam farklı mahallelerimizde gönül sofralarımızı kuruyoruz. Bu akşam da Hürriyet Mahallemizdeyiz. Yine 4000 hemşerimizle birlikteyiz. Yıllardır aynı sokakta, aynı binada, belki kapı komşusu olduğu halde aynı sofrada buluşamayan dostları burada aynı sofrada buluşturuyoruz. Hedef inşallah Ramazan sonuna kadar 100.000'i aşkın Bağcılar'la hemşerilerimizle bu gönül sofralarında buluşmak, Ramazan'ın da bereketinden istifade etmek. Şimdi burada 4000 kişi var dedik. Bu her akşam devam ediyor, doğru mudur? Tabii ki. Bazı akşam 2 mahallemizde, 3 mahallemizde aynı anda bu gönül sofralarını kurduğumuz oluyor. Bu nostalji bahçelerimizde, parklarımızda, bahçelerde bu iftarlarımız devam ediyor. Peki bu iftarların hayır sahibi kim? Bildiğimiz kadarıyla bu işler hayırla oluyor. Hayır sahiplerin isimleri değil ama bu işler nasıl oluyor? Biraz onları da anlatır mısınız? Bağcılar'da biz 22 yıl önce başladık Ramazan programlarına. Kıl çadırlarla, klimalı çadırlara, daha sonra mevsim dolayısıyla da açık alanlara, ki AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın daha özellikle tavsiyesiydi bu. Çok da güzel oldu. Şu anda Bağcılar'da hemen hemen aynı anda 15-20 sokakta gönül iftarları halkımızla başladı. Hemşehrilerimiz de kendi aralarında bu iftarlara başladı. Biz de aynı şekilde bu birlik ve beraberlik adına bu organizasyonlarımıza da devam ediyoruz. İnşallah Ramazan sonuna kadar da bu devam edecek. Şimdi devam edeceğiz. Ramazan en güzel noktası paylaşmaktır. Bu akşam iftarı paylaşanlar neler yiyecek acaba bu sokakta? Baktığımız zaman hemen menü hazır. Zaten şu sıcak kap. Bu evet. Sıcak kaplarda saklanıyor, dolaplarda. Mercimek. Bu da paket olarak hazır. Evet, orman kebabı var, mercimek var, pilavı var, iftariyelik var, tatlısı var, ayranı var, ekmeği var, suyu var. Yani ben yiyerek bitiremiyorum. Ama bugüne kadar en güzel olanı şu, açık alanda iftar düzenlediğimiz halde hiçbir kimse aç bu sofradan gitmedi. Elhamdülillah bereketiyle herkes doyarak buradan gitti ve bu iftarlarımızı da hayırsever iş adamlarımız karşılıyor. Aynı zamanda Bağcılar'da bir farklı daha güzellik yaşıyoruz. Ramazan'ın son haftası yetimler haftası ilan ettik ve Bağcılar'daki tüm yetim çocuklarımızı Ramazan öncesinde en güzel mağazalardan giyindiriyoruz ve onlar da bayrama sevinçle karşılıyorlar. Bu akşamın çok güzel bir sürprizi, onur konuğu var. AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Doktor Selim Temürci Beyefendi de aramızdalar. Evet, ben şimdi kendilerine de çok hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Onu da, canlı yayına. Ona da mikrofonu uzatacağız. Onunla da konuşacağız. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok böyle Selim Bey'in yanına geçiyorum. Efendim, AK Parti olarak nasıl buldunuz siz bu iftarı? AK Parti İl Başkanlığı'nda başka projeleri var ama ilk önce Bağcılar'dan başlayalım. Nasıl geçiyor Bağcılar özelinde burası? Vallahi İftar'dan. Nasıl geçiyor? Aslında şu kamerayı şöyle şuraya doğru bir çekersek, İşte hep bizim medeniyetimizde Halil İbrahim sofrası deriz. İnanılmaz bir görüntü. İşte bu görüntüler bizim birliğimizin, beraberliğimizin resmidir. Bağcılar tabii ki özellikle bugün Hürriyet Mahallesi'nde bu çalışmayı yapıyor. Ama İstanbul'un 39 mahallesinde, 39 ilçesinde, 961 mahallesinde İstanbul'daki hedefimiz bu sokak iftarlarını kurabilmek. Ve hakikaten şuraya baktığımızda işte çocuklar, gençler, yaşlılar hep birlikte, komşularımızla birlikte burada bir iftar yapıyoruz. Çok mutluyuz çünkü Ramazan-ı Şerif öyle bir iklimle geliyor ki gerçekten onun iklimiyle, özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşamış olduğumuz ilk Ramazan-ı Şerif bu. Bu milletin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Yerel yöneticilerimizle birlikte, teşkilatımızla birlikte burada hem insanlarımızla kucaklaşıyoruz, hem aynı sofrada onlarla birlikte Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri sadece yemiyoruz. Bir olmanın, kardeş olmanın, beraber olmanın bu ülkede ne kadar önemli olduğunu tekraren bu sofralarda hatırlıyoruz. Biz tabii İstanbul olarak sadece bu iftarları burada bırakmıyoruz. Tam da onu soracaktım ben, şimdi lafınızı bağla kesiyorum. İftardan sonra o afiyette hepsini yiyeceğiz inşallah.
İstanbul dışında il başkanlığı olarak ne gibi projeler var? Başka projeler olduğunu biliyoruz. Detayları sizden alalım. Şimdi şöyle, hemen yanımızda Kadın Kolları Başkanımız var. İstanbul'da sokak iftarları haricinde aynı zamanda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evlerine gidiyoruz. Mağdurun, mazlumun kapısının tıklanmadığı bir Ramazan gerçek anlamda ihya edilmiş bir Ramazan asla olamaz. Onun için bunları yapıyoruz. Yetim iftarlarımız, çocuk iftarlarımız, sivil toplumla İstanbul'da adeta Ramazan'ı doya doya yaşamak ve paylaşmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve İstanbul'un bereketini Anadolu'ya taşıyoruz. Şu anda 25'e yakın ilde özellikle yardımlar konusunda yine hayır sahiplerimizin bizlerle kurmuş olduğu iletişim sonrası belediyemizde, büyükşehirimizde bu planlamaları yapıyoruz. Diyarbakır bizim kardeş ilimiz. Geçen sene Diyarbakır'daydık, Sur'daydık. İnşallah ayın 13'ünde yine Diyarbakır'da olacağız. Yine orada Diyarbakırlı kardeşlerimizle, oradan Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyla İstanbul'a ve bütün Türkiye'ye bir selam vereceğiz. Önümüzdeki hafta ayın 10'unda cumartesi günü inşallah akşam Çanakkale'de olacağız. İstanbul olmak büyük bir sorumluluktur ve bugün burada İstanbul'un her bir noktasında bu sofralara inen her bir kardeşim o sorumluluğu bizimle paylaşıyor. Ben TGRT aracılığıyla tekrar ilk haftayı geride bıraktık. Bütün Türkiye'nin, bütün İstanbul'un, bütün İslam aleminin, Ümmeti Muhammed'in Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Nice Ramazanlara, nice güzel günlere, huzur içerisinde, barış içerisinde Rabbim bizleri ulaştırsın inşallah. Son olarak şunu merak ediyorum. Şimdi Ramazan bereket. Bereket derken de evde yalnız iftar yapmak yerine vatandaşları buraya davet etsek nasıl olur? Şimdi bakın, burada ilginç bir durum var. 2500 sandalye konmuş ama belediyemiz burada 4000 yemek getirmiş. Dolayısıyla buradan yemeğini alıp evine çıkanları da görüyoruz şu anda. Burada problem yok. Yani özellikle İstanbul'da sokak iftarlarındaki Bağcılar'dayız. Burada aç kimse kalmaz Allah'ın izniyle. Ve gerçekten böyle bir ortamı yaşamak bizim için önemli. Ama şurada şu çocuklarımıza baktığımızda belki yıllar sonra onlar İstanbul dediğinde, Bağcılar dediğinde, Ramazan dediğinde işte bugünleri hatırlayacaklar. Bugünleri hazırlayanlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza, teşkilatımıza ve ekibine. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben Lokman Bey'in yanına biraz daha geçeceğim. Onunla biraz daha sohbet etmek istiyorum. Efendim, burasını bir anlatın. Çevremizde kim varsa buyursunlar, gelsinler diyorum ben de sizin gibi ev sahibi olarak. Doğru mudur? Neresi? Evet, Hürriyet Mahallesi. Biz tabii ki gönül sofralarımızda millet bu Ramazan olduğu için hazırlıklarını yapıyorlar. Yani şu andaki davetle buraya gelmenin bir anlamı olmaz. Neticede onlar Ramazan iftar hazırlıklarını da herkes olduğu yerde yaptığı için orada iftarlarını yapacaklardır. Ama biz daha öncesinden bu mahallede iftar yapacağımızı zaten duyurmuştuk. Her akşamda en az bir veya iki mahallemizde veya üç mahallemizde bazen bu iftarlara biz devam ediyoruz. Onun için kendi evinden yemeğini alıp buraya gelenler de var. Demin de ifade ettiğim gibi şu an Bağcılar'da öyle zannediyorum en az 40-50 tane sokakta halk kendi aralarında bu gönül sofralarını kurmaya başladılar. Bu aynı zamanda hemşericilik bilincinin de gelişmesi açısından da önemli. Kültürlerin de gelişmesi açısından, tanış olma açısından, birbirlerini tanıma açısından da çok çok önemli. O açıdan da inşallah gelecek nesillere de örnek olacak güzel bir program olacağına ben inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağlık. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.